İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Dersim'deki tarihi mezarlar defineci ve kaçakçıların talanına uğruyor. Artsakh Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan, Artur Mgrdiçyan ölümünden sonra Artsakh kahramanı ödülüne layık görülme meselesini gündeme getirdi. Rusya Federasyonu ve Suriye bir haftada 330 militanı öldürdü. Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri Doğu Akdeniz'de ortak askeri tatbikatlar yapıyor. Letonya basını Ermenistan Cumhuriyeti'nin top 7'de görülmeye değer yerlerini sundu. Hor'daki Armena Pırgıç Kutsal Kurtarıcı Kilisesi kariye ile ilgili bir belgeselin gösterimi Türkiye'nin devlet TV'si olan TRT'deki yayınından kaldırıldı. Batı Ermenistan'daki Dersim'de bulunan ve en az 400 yıllık olduğu tahmin edilen mezar taşlarının bulunduğu Vaskirt köyündeki tarihi mezarlık alan, tarihi eser kaçakçıları ve definecilerin talanına uğradı. Vaskirt köylüleri, tarihi koçbaşı ile taş işlemeli mezar taşlarının sit alanı ilan edilerek restore edilmesini ve sit alanı ilan edilen Urartu dönemine ait altı kaya mezarının da korunmaya alınmasını istedi. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan, Artsakh Cumhuriyeti Yüksek Konseyi'nin ilk başkanı Artur Mgrdiçyan'a ölümünden sonra Artsakh Cumhuriyeti'nin en yüksek devlet nişanı olan Artsakh Kahramanı ünvanının verilmesi konusunu Cumhurbaşkanlığı Devlet Ödülleri ve Onursal Ünvanlar Komitesi'ne görüşmek üzere sundu. Devlet Başkanı Harutyunyan, kendi sosyal medya hesabı olan Facebook sayfasında yayınladığı bir paylaşımda, devlet adamı ve politikacı Artur Mgrdiçyan'ın vatana yaptığı olağanüstü hizmete katkısı hakkında konuşma fırsatına sahip olduğunu 14 Nisan'da sandık başına gitmeden önce belirtmişti. Devlet Başkanı, genç devletimizi inşa etme konusunda onun yaptığı çalışmaları en yüksek takdiri hak ediyor diye düşünüyorum ve nesiller için iyi bir örnek olabilir diye yazdı. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki temsilcisi Salı günü yaptığı açıklamada, Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin merkezindeki Beyaz Çöl'de gerici terörist gruplara yönelik büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini ifade etti. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri grubunun temsilcisi şöyle dedi. 18-24 Ağustos tarihleri arasında Suriye Arap Cumhuriyeti hükümet güçleri, Rus askeri danışmanlarının doğrudan katılımıyla ülkenin ortak kesiminde terörist gruplara karşı büyük çaplı bir operasyon hazırladı ve gerçekleştirdi. Rus Hava Kuvvetleri, Suriye Hava Kuvvetleri, Özel Kuvvetler ve Beyaz Çöl'deki topçu ve keşif ekipleri muharebe görevlerini onurla yerine getirdiler. 327 militan, 134 barınak, 17 gözlem noktası, 7 malzeme güvenlik deposu ve silah ve mühimmat bulunan 5 yeraltı deposu imha edildi. Yunanistan, Girit Adası'nın güneyindeki sularda Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte gerçekleşen ortak askeri tatbikatlardan ayrı bölümler yayınladı. Türkiye ise bu gelişmeleri oldukça gergin takip ediyor. Türk medyasına göre Yunanistan-Amerika Birleşik Devletleri ortak askeri tatbikatları hem ikili askeri işbirliğini güçlendirmeyi hem de NATO çerçevesinde ortak askeri yetenekler geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca Yunanistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki askeri işbirliğini yeni bir seviyeye taşımayı da hedefliyor. Letonya'nın Neat Karik adlı medya kuruluşu, Ermenistan Cumhuriyeti'nin turistlerin ilgisini çekebilecek en önemli 7 cazibe merkezini sundu. Medya kuruluşu listeyi Ermenistan Cumhuriyeti'nin Letonya'daki Büyükelçisi Dikran Mgrdiçyan ile yaptığı röportaj aracılığıyla derledi. İlk sırada Eçmiadzin Ana Katedrali yer almaktadır. Medyaya göre 301 yılında inşa edilen dünyanın hayatta kalan en büyük Hristiyan kilisesidir. Diğer yerler olarak listede Sevan Gölü ve Horvirap Manastırı yer alıyor. Medya kuruluşu Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki kutsal yerlerden biri olduğundan ve İncil'de adı geçen Ararat Dağı'nın en iyi Horvirap'tan göründüğünden bahsediyor. Listede Datev ve Gehart Manastırları da yer almaktadır. Medya kuruluşu takipçilerine Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Yerevan'ı da ziyaret etmelerini tavsiye ediyor. Çünkü Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkentinde ülkenin en önemli müzeleri, mimari ve tarihi eserleriyle eğlence mekanları yer alıyor.
Türk medyasının bildirip Agunknet'in aktardığı habere göre birkaç gün önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle Hor'daki müzeden camiye çevrilen Surp Armena Pırgıç Kutsal Kurtarıcı adlı Bizans Kilisesi kariye hakkında gösterilen belgesel Türkiye Devlet TV kanalı olan TRT'den kaldırıldı. Amaç malum. Konstantinopolis'in Bizans Hristiyan geçmişini unutturmak. Zira film Kutsal Kurtarıcı Kilisesi Kariye'nin tarihi ve Hristiyan tarzı freskleri ile mimarisini anlatıyordu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Konstantinopolis'teki Sayat Nova Korosu'ndan Ermeni halk şarkısı Molulo ve Hena Yaris adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.